Merhabalar kripto Sefa Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videoda e, altcoin'ler neden yükselmiyor? yükselebilecek altcoin'ler, altcoin'lerin son durum değerlendirmelerini ve grafik analizlerini yapacağız. E, arkadaşlar bir süre önce canlı yayında verdim. E, Waves Coin'e çok çok potansiyelli olduğunu, çok büyük hacimler yiyebileceğini bu aralar e, söylediğim Waves Coin'i. Yani tam olarak 12.5 dolar seviyesinden vermiştim. Çok çok güzel bir yükseliş yapmış. %97'lik e, bir yükseliş yapmış. Yani tam olarak arkadaşlar zaten canlı yayında konuşmuştuk takipçilerimizle. E bu coin'den bahsetmiştim. Bu aralar çok çok büyük hacimler yediğini anlamsız bir şekilde. Zaten denge işlem hacminden e, analizini yapmıştık. Bu aralar kafasını kaldırabileceğini e, söylemiştim. Çok kısa bir sürede takipçilerimiz %97'lik kazanç elde etti. Değerlendiren takipçilerimizi tebrik ediyorum bu şekilde. Yani arkadaşlar zaten ilerleyen zamanlarda da altcoin sepeti tekrardan yapacağım. E, böyle güzel altcoin'ler geldiğinde e, canlı yayınlarda ve videolarda bahsedeceğim. Evet, Waves çok çok güzel bir yükseliş yaptı. E, şu şekilde bakmak gerekirse günlük grafiği açmak gerekirse Waves bu aralar arkadaşlar marketin aksine e, çok inanılmaz derecede bir yükseliş yaptı. Yani e, şu şekilde zaten 22 dolar 78 cent seviyesi Waves'in direnci. Buralar e, kar alınabilecek yerler yani isterseniz kademeli olarak satabilirsiniz. E, yani buralar bizim için önemli direnç bölgesi diyebilirim. Eğer 22 dolar 78 sen seviyesi üstüne 4 saatlik mum kapatırsa veya yani günlük mum kapatırsa ilk deneyeceği yer 35 dolar seviyesi diyebilirim. 35 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir. E, genel olarak alt dönmek gerekirse arkadaşlar zaten böyle coinler oldukça canlı yayınlarda videolarda bahsedeceğim. Canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, bu aralar yani e, Metaverse coinleri arkadaşlar zaten sürekli bahsediyoruz. Altcoin sepetimizde Metaverse coinlerinden yaptık. E, Bitcoin 32 bin dolar seviyesine düştüğünde e, savaş durumundan önce 32 bin dolar seviyesine kadar düşüş geldiğinde altcoin sepetimizi yaptık ve oralardan ekleme yaptık. E, Bitcoin 45.500 dolar seviyesine geldiğinde e, altcoin sepetimize güzel bir kar vardı. %50 kar vardı arkadaşlar. Hedeflerimiz büyük olduğu için yani %50 karı beğenmedik ve satmadık arkadaşlar. Zaten hedeflerimiz uzun. Bitcoin 45.500 dolar seviyesinin üstüne kapattığında denince ilk bölge ATL seviyesi altcoinler o zaman Metaverse coinleri çok çok güzel yükselişler yapar diyebilirim şu an Bitcoin yeşil yaktığı için tekrardan kafasını kaldırmaya başladığı için altcoinler de direkt zaten hacim yiyor, hacim baskısıyla karşılaşıyor ve yeşil mum yakıyor diyebilirim. Yani şu an zaten bakın arkadaşlar, bu videoda da bir coin vermek gerekse dikkat etmeniz gereken coin şu şekilde TVT diyebilirim. TVT bu aralar yani yüksek hacimler yiyor. Şu anda tam olarak alım bölgesinde diyebilirim. düşen trend bölgesinde kademeli olarak deneyebilirsiniz. Uzun vadede bir düşen trendimiz 4 Eylül'den gelen bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Bu düşen trendin kırılımı geldi tam olarak 1 Mart tarihinde bu düşen trendin kırılımı geldi sonra Bitcoin'in durumu yüzünden bir retest durumuna girdi TVT. Şu an tam olarak düşen trendi retest durumunda diyebilirim. Buralardan deneyebilirsiniz arkadaşlar kademi olarak yani hani tabii ki yatırım tavsiyesi vermek suç arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte diyebilirim. %5'lik bir stop mesafesi koyabilirsiniz market terse düşerse destek altı yani 64 sen seviyesinin altına bir stop mesafesi koyabilirsiniz %5 zararla. E buralardan denenebilir diyebilirim. Trust Wallet e, zaten canlı yayınlarda bu coin'de de bahsediyordum arkadaşlar bu coin'den. Eee cüzdan coin'i Binance'in e, cüzdanı Yani bu coin'le ilgili paylaşım yaparsa e, CZ zaten Binance'in CEO'su. Bu coin'de çok çok büyük pump'lar yaşanabilir. Haftalık grafiğe bakmak gerekirse bu coin'de zaten evet. Yani 1 Şubat 2021'de listelenmiş. Hemen hemen bir sene önce listelenmiş arkadaşlar. Listelendikten sonra güzel de bir e, yükse, yükseliş yapmış %791'lik çok çok güzel bir yükseliş yapmış. Bu coin zaten uzun vadede tutulabilecek bir coin yani çok çok küçük bakiyelerle uzun vadede tutabilirsiniz diyebilirim bu seviyelerden alarak. E, zaten tekrardan dediğim gibi böyle coin olursa e, canlı yayınlarda ve videolarda bahsedelim arkadaşlar. Genel olarak marketin durumuna dönmek gerekirse bitcoin'in durumuna dönmek gerekirse 4 saat chartımıza bir bakalım. E, boğa yapımız hala bozulmadı boğa yapımızda bir bozulma yok. 32 bin dolarda bir yükselen dibimiz oluşmuştu arkadaşlar. Şu şekilde bakmak gerekirse tam olarak şurası bizim bir ilk dibimiz, ikinci dibimiz ve üçüncü dibimiz olarak bakmak gerekirse arkadaşlar. Bu ay yapımız bozulmadığı için yani yükselen dipler bozulmadığı için zaten buradaki yükselişte hacim barı inanılmaz derecede artmıştı arkadaşlar. Bunu canlı yayında bahsetmiştik, e, takipçilerimizle konuşmuştuk. Fakat 45.500 dolar seviyesini tekrardan kıramadı. çünkü 45.500 dolar seviyesi bizim için e, şu an her şey diyebileceğim bir bölge. Her şey bu seviyeden sonra başlayacak. Bu seviye e, kaç kere denenmiş olmasına rağmen bu yüzden kırılmıyor. 45.500 dolar seviyesini her, kapattıktan sonra üstüne kapattıktan sonra herkes işleme gireceği için marketin tamamıyla yapısı değişeceği için arkadaşlar. Buradan sonra çok çok büyük pamplar yiyeceği için altcoin'lerde bitcoin'de herkes bu seviyeyi bekliyor. Bu yüzden de bu seviyeyi kırdırtmıyorlar kaç kere denenmiş olmasına rağmen. E, zaten şu an genel olarak marketin yapısına dediğimiz gibi bir durum yok arkadaşlar. E, bitcoin dominans seviyesine bakmak gerekirse dominans 3.37 seviyesinde hareketli ortalamaların. Günlükte 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde tutulmuş şekilde kripto para piyasasının toplam değerine bakmak gerekirse şu an 1 trilyon 686 milyar seviyesinde 1 trilyon 670 milyar seviyesinde tutulmuş şekilde zaten burası bizim için güçlü bir destek olarak çalıştı. O yüzden şu an bu tarafta da bir sorun yok bir panik olacak bir durum yok diyebilirim. Ee, bakın arkadaşlar şu an zararda olan e, tepeden mal almış e, takipçilerimiz için konuşmak gerekirse ve piyasaya yeni girmiş takipçilerimiz için konuşmak gerekirse. Yani bu grafikten arkadaşlar sürekli bahsediyorum zaten AXE bir Metaverse coin'i şu şekilde bakmak gerekirse tam olarak coin 10 dolar 93 sen seviyesine kadar yükseliş yapmış. Ondan sonra coin 3 dolara düşmüş. Burada çok çok büyük bir düşüş yaşamış şekilde ATA seviyesinden çekmek gerekirse coin %74'lük hatta %80'lik bir düşüş yaşamış. Ve fakat %80'lik bir düşüş yaşadıktan sonra coin'de çok çok büyük pump'lar gelmiş. 3 dolar da arkadaşlar tam olarak yani hani 160 dolar seviyesine kadar 166 dolar seviyesine kadar çok çok güzel çok çok büyük bir yükseliş gelmiş. E bu yüzden zaten şu anda tam olarak aynı durumdayım diyebilirim. Bitcoin'in çok düşmesi sizi korkutmasın. Burada 65 eksik arkadaşlar. Bir yükseliş var coin. E düştükten sonra 3 dolar seviyesinden 160 dolara kadar yükseldiğinde 65x yapmış. Bir coin'in çok düşmesi dediğim gibi sizi korkutmasın. E malı, e, önemli olan nereden aldınız arkadaşlar. Zaten her zaman e, canlı yayınlarda ve videolarda konuşuyoruz. Coin 65x yaptığında zaten arkadaşlar bakın en tepeden alan e, kişi bile, en tepeden alan yatırımcı bile çok çok büyük karlar etti. Sadece beklemesi gerekti. Yani şu şekilde bakmak gerekiyor. 87 günlük bir süre var burada. E, tabii ki arkadaşlar 87 gün veya 88 gün 86. gününde satan adam, e, yani bir günle bu kadar karı kaçırdı. 65x karı kaçırdı. Sadece beklemek gerekiyor, o yüzden sabretmek gerekiyor, odun olmak gerekiyor. Zaten panik olunca, bir durum olunca, kötü bir durum olunca bahsediyorum videolarda, bunlardan konuşuyoruz arkadaşlar. Şu anlık panik olacak bir durum yok diyebilirim. 58 bin dolardan beri zaten marketin düşeceğini söylüyorum. Herkes 100 bin dolar derken ben marketin düşmesi gerektiğinden bahsettim dediğim oldu. 58 bin dolardan Bitcoin 32 bin, 33 bin dolar seviyesine kadar düşüş yaşadı. Çok çok büyük bir düşüş yaşadık arkadaşlar. Yani küçük bayı yaşadık diyebilirim. Şu şekilde bakmak gerekirse marketin düşeceği zaten bariz bir şekilde belliydi fakat kimse bunu göremedi. Herkes 100 bin dolar diyordu. Bitcoin 32.000 dolar seviyesine düştüğünde de herkes tekrardan 20 bin dolar diyordu. Biz burada marketin yükselmesi gerektiğinden zaten bahsediyorduk. Dediğimiz gibi de oldu market yükseldi fakat şu an 45.500 dolar seviyesi kırılmadan marketin yönünü dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşlemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. İşlemlerimize büyük bakiye ile yapılacak, girilecek işlemlere 45.500 dolar seviyesinden sonra girilmesi gerekiyor. Buralardan e, tabii ki %100 dolardaysanız altcoin toplanabilir, kademi olarak altcoin alınabilir. E, genel olarak durum bu şekilde. Zaten markette şu an dediğimiz gibi e, panik olacak bir durum yok arkadaşlar. Metaverse coin'lerine bakmak gerekirse yani e, mesela en çok konuşulan Metaverse coin'lerine konuşmak gerekirse arkadaşlar e, şu an e, tabii çok çok büyük bir düşüş geldi. Coin 93 gündür inanılmaz bir düşüşte mesela blok fakat bu coin çıktığın 600x yapmış bir coin. 600x yapmış bir coinin zaten böyle bir grafiğe sahip olması çok normal arkadaşlar. Bitcoin'den örnek vermek gerekirse Bitcoin e çıktığı zaman haftalık grafiğimizi bir açalım. Yani 2020 boğa başlamadan önce Bitcoin'de de 10.000 dolardan 3.000 dolar seviyesine kadar bir düşüş yaşadı. Yani çok büyük yükselişler başlamadan önce çok büyük düşüşler yaşanması gerekiyor. Ne kadar büyük düşüş yaşanırsa o kadar büyük yükseliş gelir arkadaşlar. O yüzden panik olacak bir durum yok. Bitcoin burada 3.000 dolar seviyesine düştüğünde 69.000 dolar seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. 69.000 dolar artışını yaptı. O yüzden şu anda da zaten haftalık chartta 100 hareketli ortalama tutunduğu için Panik olacak bir durum yok diyebilirim sadece haftalıkta e, altına fitil atmış sadece 100 günlük harekette ortadan altına fitil atmış sadece. E, burada panik olacak bir durum yok. Şu an bizim yapmamız gereken şey yani yatırımcının yapması gereken şey sadece sabretmek, odalı olmak. Odalı olan adam her zaman kazanır zaten arkadaşlar. E, fakat e, sabrınıza hakim olmalısınız yani kendinize hakim olmalısınız. E, satarsınız sattıktan sonra coin yürür pişman olursunuz. Yani bunu yaşamamak için e, işte elinizdeki coinleri satmamanız gerekiyor. Ya tabii ki dediğimiz gibi arkadaşlar söylediklerimiz yatırım tavsiyesi içermez ama ya yani ben en azından böyle yapıyorum ve e zaten gösterdiğimiz grafiklerde de yaptığımız değerlendirmelerde de e dediklerimizin çıktığı gözüküyor diyebilirim. Genel olarak durum bu şekilde. Zaten videolarda ve canlı yayınlarda altcoin analizi yapıyorum arkadaşlar sürekli son durumları konuşuyoruz videolara ve canlı yayınları kaçırmamak için. E kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E videoyu beğendiyseniz kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın paranın altında kalmanız dileğiyle.